Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lenovo'nun oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. İçinde i5'in 9. nesil 9300 H işlemcisi var. Bu işlemci 4 çekirdekli 8 thread 14 nanometreye sahip. Ekran kartı noktasında ise 1650 ekran kartına sahip. Oyun testi falan her şeyini yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu görüntü çıkışlarına bakalım. Burada HDMI girişi, internet portu, 3.0 teknolojisi yok. İşte jack girişi. Bu display portu muydu neydi? Mini işte. Tip-C. Buradan göremiyorum arkadaşlar. O uyardı. İşte mikrofondur, jack giriştir, HDMI giriştir, internet portudur, şarj aletidir. Şarj aletini de gösterelim. Şarj aleti burada. Şu an bilgisayar hasarlı arkadaşlar. Onu götüreceğiz. Menteşelerinde sıkıntı çıkmış. Siz watt değerlerine bakarsınız. Sağ menteşesinde bir sıkıntı var. Arkasını çevirdiğimiz zaman arkasında boydan boya bir ızgara var arkadaşlar. Bir de şu tarafında laptopu kaldırdığımız zaman şuranın altında bir çıkış çıkıyor arkadaşlar. Bir de şu tarafta sağda bir çıkış var. O kadar. Altta da büyük ihtimal SD kart girişi vardır. Ha, o SD kart girişi yok mu? Yok. SD kart girişi koymamışlar. Hiçbir şey yok. Bilgisayar dediğimiz gibi arkadaşlar sağ menteşesi hasarlı. Ekran arkadaşlar 1080p IPS ekranla geliyor. LED klavye göster. LED klavyeyle geliyor. RGB yok arkadaşlar. İşte burada Intel logosuyla alakalı bir şeyler gösteriyor. Burada da Nvidia. Burada da özellikleriyle alakalı bir şeyler gösteriyor bilgisayarın. Bunları arkadaşlar bilgisayarlar bunlar. Oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar oyun performansına geldik. Çekeceğimiz oyun performansı Counter Strike Global Offensive. Oyun şu an botlarla açtık. Dusty haritasındayız. Bilgisayar içerisinde RAM olarak bunda 2666 mı vardı? Tek slot 8 GB 2666 var. Bir tane slotu boş. İleride 16 GB RAM'e yükseltebilirsiniz. Büyük ihtimal anakart 32'ye kadar destekliyor. 16 artı 16 da takabilirsiniz. Ama pek gerek olacağını düşünmüyorum. Klavyeyi sorarsanız klavyeyi RGB olabilir. %100 emin değilim ama %90 ihtimal tek renk arkadaşlar. ESC bas ayarları gösterelim. Arkadaşlar afterburner'ı kullanamadım. Arkadan gene sıcaklıklar göstereceğiz aşağı doğru ya. İn. O videoda geçiyor. Bütün ayarlar en yüksekte. Bilmem ne de bilmem ne. Oyna gir. Devam oyunda oyna. Bu şekilde biraz aslında bilgisayarımızı epey çalıştırdık. Tek oyun oynamamıştık. Biraz da oynayıp sıcaklıklarına bakacağız arkadaşlar. 60 Hz ekranı var. IPS ekranda. 240 GB'lık bir SSD'si var. Bilgisayarda arkadaşlar. Bu Lenovo'larda çok sorun olacaktır. Kendi işletim sistemiyle mi geliyor veya yüklüyor musunuz? Bu Lenovo'dan Lenovo'ya göre değişiklik gösteriyor. Bunda FreeDOS geldi diye biliyorum. Vatan'la yüklemişlerdi. Biz bunu Vatan Computer'dan satın aldık. Ekran kartı arkadaşlar GDDR5 belleği özelliğe sahip 1650 ekran kartı. 4 GB bir RAM'e sahip. FPS şu an kaç kanka? 78 mi? Ben tabi telefondan göremiyorum şu an. Telefon elime koyduğum için göremiyorum. FPS şu an telefonda gözüküyor. Arkadaşlar sadece bu oyunda değil GTA 5'te veya birçok oyunlarda Full HD, Medium, yüksek ayarlarda
60 FPS oynayabilirsiniz bu ekran kartına. Hiç sıkıntı Bugün yapmayacaktır. 45'e Ama düştü. bilgisayarda şunu söylemem lazım. Şu anki işletim sisteminde büyük ihtimal bir sorun var. FPS'lerde bir takılma var. Panel de değiştirince bir düzeliyor. İşletim sistemi şu an hatalı arkadaşlar. Onu değiştireceğiz. Bu bilgisayarın dezavantajına geçecek olursak ise arkadaşlar, içerisinde 9. nesil 4 core 4 8 threadlik bir işlemci var, 14 nanometreye ait. Bu işlemci gerçekten ısınıyor arkadaşlar. Şu an elimi klavyeye getirdiğim zaman işlemcinin nereden ısındığını görebiliyorum şu tuşlardan arkadaşlar. İşlemci ısınıyor ve ızgarası yok arkadaşlar. Mesela solda ve sağda ızgarası yok. Isı buradan üflüyor arkadaşlar. Böyle bir bilgisayarda dezavantaj var. Bu aklınızda kalsın. 15,6 inç var arkadaşlar. Klasik notebook ekranı olarak geçer. Şarjı iyi gidiyor mu? Evet, iyi gidiyor ama kesin bu kullanımıza göre değişir. Parlaklığı kısarsanız, oyun açarsanız kesinlikle iyi gitmez arkadaşlar. Bu bütün bilgisayar laptoplar için geçerlidir. Ama parlaklığı kısarsanız yazılım için kullanacaksınız bilgisayarı. Her türlü işinizi görür. O konuda sıkıntı yok. Ama mouse mu takıldı? Arkadaşlar şu an bu seferki videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. Yorumda isterseniz bu bilgisayarla alakalı detaylı şeyleri yazmak istiyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bir de dezavantaj gördüğüm kısmında bilgisayarın USB 3.0 girişi yok arkadaşlar. 1.0'la giriyor veya 2.0. Bunu değişiyor mu onu bilmiyorum. Hoparlör sesi gayet iyi mi? Evet, gayet iyi. Sesini bir sonuna kadar açsana. Şu an sesli arkadaşlar sıkıntı yok. Ses gayet iyi. Hoparlörler gayet yetecektir. Dolu dolu yetiyor ve tizleridir, baslarıdır gayet iyi yetecektir arkadaşlar. O konuda sıkıntı yok. Bu seferki videomuzdan da bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.